Evet, herkese iyi akşamlar. Paspartu'nun 5. programındayız. Ve de daha önce de diğer programı da söyledim. YouTube'da programlar izlenebiliyor. Oradan bulabilirsiniz. Bu hafta klasik bir fotoğrafla başlayacağız. Hepimizin bildiği, çok ilginç değil, her sene gördüğümüz bir fotoğraf dizisi. Evet, başlayalım. Geçen hafta Cumhuriyet Bayramı'ydı. Biz de Cumhuriyet Bayramı'ndan birkaç kare seçtik. Evet, bir bando müzika ve de çocuklar özel olarak giydirilmiş, kadınlar, erkekler. Bir coşku var. Bu coşku Cumhuriyet Bayramı, yani her zaman herhalde bayramlar coşkuyla birleşmesi gereken şeyler. Ama sanki bütün dünyada bu artık biraz yapay bir coşku oldu. Yani Türkiye'ye has bir şeyden bahsetmiyorum. Yani Türkiye'nin cumhuriyet anlayışı ya da falan, öyle bir şey değil bu. Biraz böyle ulus devletle belki bağlantılı bir olay. Uh-huh. Bir tür bir yıpranma var. Uh-huh. Öyle oldukça da biraz daha gösteriye döndüğümüzü ben hissediyorum. Yani o boşluk, sıradan, otantik olan coşku. Mesela diyelim ki Cumhuriyet'in ilk 10 senesi mesela, işte herkesin aklında o büyük kutlama meşhur falan. Hakikaten başarı hissi var ve insanlar sokaklarda, sadece İstanbul, Ankara'da değil, muhtemelen Anadolu'nun şehirlerinde de öyle. Elimizde çok fazla fotoğraf yok onlardan ama. Fakat giderek biraz daha büyük şehirlere sıkışmış olan ve daha gösterimsi olan bir olay var. Haklısın, yani bir kere herhalde milat olarak bu duvarın yıkılmasını falan alacağız. Çünkü duvar yıkıldıktan sonra bu tür resmi kutlamaların ideolojik terbiyeyi duvar de yıkılma içeren, derken yani Almanya'daki doğal, evet, Doğu Berlin'deki Sovyetlerin duvar, çöküşü, evet. Doğu blokunun çöküşü anlamında söylüyorum onu. Dolayısıyla bir resmiyetten arınma ihtiyacı. Çünkü hakikaten resmi bir düzen içerisinde bu törenlerin yapılması görsel olarak büyüleyici manzaralar sunuyordu. Hatta Doğu bloku bunda çok mahirdi, biliyorsun. Tabii. Dolayısıyla böyle bir kendiliğinden bir sivilleşme. Dolayısıyla tören ile eğlencenin de bir anlamda birbirine karıştığı bir yeni melezlenmiş bir kutlama kültürü buradan doğuyor. Ve bu Türkiye'de sirayet etti tabii ki. Yani aslında resmi çevreler de bundan çok memnun değildiler bence. Uzun bir süredir. Çünkü istedikleri coşkuyu orada çok bulamıyorlardı. Dolayısıyla kendi resmi dünyalarının sosyalleşmesine de bir anlamda yeni durum el verdiği için onlar da mümkün olduğu kadar şeyi aştılar. Aslında bu yönetenler giderek coşkudan bir tür güç gösterisine de doğru kaymışlardı yani. Evet, tabii. Değil mi? Yani tabii. Bir böyle garip bir ciddiyet de var aslında, evet, bu Cumhuriyet kutlamalarında. İşte Anıtkabir'e giderken insanlar böyle özellikle ciddi gözüküyorlar. İşte resmi Erkan orada yani diziliyor falan filan. Böyle bir nostaljik bir şey de var. Yani iyi bir şey yavaş yavaş kaybedildi, yıprandı. Onu da belki hissetmek mümkün. Şunu orada da yapıyorlar herhalde. İşin resmi boyutuyla tabii bir prosedür izleniyor, bir protokol izleniyor ama mümkün olduğu kadar hani bu işleri bir an evvel halledelim ve insanlar işte bugünün hatırına eğlensinler, gezsinler. Konserler düzenleniyor mesela hemen ardı sıra. Dolayısıyla biraz daha şenlikli bir görüntüsü var bu tip şeylerin. Ama özellikle de iklim el veriyorsa biraz siyasal pikniğe dönüşen bir tarafı da var. Yani orada insanlar günün mana ve önemini idraken değil de yani bunun vesile olduğu bir pikniğe de bunu dönüştürebiliyorlar. Ya piknik derken daha ideolojik bir şekilde kullanımı yani da o da var belki işin içerisinde ama en light düzeyde diyelim. Ama daha çok bir şenlik, bir yarı siyasal piknik düzeyinde bir şenlik ortaya çıkıyor yani böyle manzaralar. Çocuklara ne diyorsun? Çocuklar biraz daha giydirilme biçimi tabii yani bir anlamda ebeveyni kendi dünya görüşünü çocuğu üzerinden de devam ettirmeye çalışıyor. Bu çok açık.
bir bant var herhalde bu. Evet. Değil mi? İşte orada İkisinde muhtemelen de. Ne mutlu Türk'üm diyene veya ona gibi, benzer evet, bir şey olabilir. İkisinde de var. Bayrak. Dolayısıyla bir anlamda hani çocuklukla beraber ne demek? Bu geleceğe dönük de bunun devam edeceğini, süre geleceğini düşündürmek insanlara ya da kendini bu konuda ikna etmek. Ve bir anlamda da o çocukların saflığını o daha az resmi, daha sivil, daha şenlikli bir şeye, ortama aksettirmek isteniyor. Bana biraz bu fotoğrafın sağ tarafı da ilginç geliyor. Yani doğru. Orada ta, hakikaten işte işte çağdaş Türkiye dedirten dolayısıyla böyle hem bu aletler, bu müzik aleti, trompet ve diğerleri bize ait olmayan aletler. Evet, demek aletler. Istiyorsun. Ama bunların iki şeyi var, işlevi var, iki yüzü var. Yani birçok resmi marş düzeninde bir müzik de çalınabilir onlarla. Ama çok light, işte hafif müzik, yeri gelir biraz caz, başka şeyler de çalınabilir. Dolayısıyla bence iki şeyi de, bu tip kutlamaların iki yüzünü de bu enstrümanlar gayet güzel karşılıyor. Hem bir tempo, hem bir müzik, resmi bir belki müzik, belki marşla çalıyorlar ama yani çok, çok light bir formda çalıyorlar artık. Eskisi gibi çalmıyorlar. Evet. Bir anlamda böyle onu hatta yani öyle baktığımız şey zaman yani marş dediğimiz zaman marş aynı zamanda Fransızca'da yürü. Yürü anlamında. Yürü anlamında. Dolayısıyla askerlerin yürümesiyle hani o çalınan şey bizde burada birleşmiş. Şimdi öyle bir disiplinli tablo olabilir bir tarafında işin ama bir tarafında da böyle daha hani tabii, insanların tabii. kendiliğinden bir katılımını davet eden bir olay bu şu anda. Evet. O bakımdan tabii yani ille de yadırganacak ya da olumsuzlanacak bir hayır, olay öyle bir şey değil. Yok. Öyle kültürel bir tablo var burada. Evet, bir tür süsleme. Tabii bayrak olayı ayrı bir şey. Benim belki hani kendimde bir şey. Ben hiçbir zaman bayrak denen nesneyle olumlu bir ilişki kuramadım. Hı hı. Yani hangi ülkenin bayrağı olursa olsun bizatihi bayrak denen şeyin bir yadırgatıcı bir tarafı var. Yani yabancılaştırıcı bir tarafı var bana. Hı hı. Halbuki birçok insan için hani o bayrağın altında toplanmak, bayrakla yürümek, aynı bayrağı sallamak falan gibi bunlar hep çekici şeyler hı hı. muhtemelen. Hı hı. Fakat böyle düşündüğüm zaman bir tür hazmedememe hali hissediyorum ben. Bu Amerikan mesela çok fazla bayrak kullanmaları, bazı insanların evlerinin önüne bayrak çekmeleri mesela. Uh-huh. Amerikan daha böyle yani milliyetçilerin uh-huh. falan sağcıların öyle bir şeyi var uh-huh. Amerika'da. Bu bir tür sahiplenme ama bu sahiplenme aslında dışlayan bir sahiplenme uh-huh. bir tarafıyla da. Yani uh-huh. esas sahibi benim. Uh-huh. Sen değilsin mesajı var burada. Türkiye'de de tabii çok böyle girif bir tarih olduğu için arkamızda bir sürü kimlik meseleleriyle. Evet. O konuda da bir ayrışma var aslında. Simgesel düzeyde de var. Mesela benim görebildiğim kadarıyla bir tür bayrak, üzerine Mustafa Kemal'in kalpaklı fotoğrafının da bulunduğu bir bayrak, özel bir siyasi tercihin konusu olabiliyor. Yani mesela şunu herkes aşağı yukarı Türkiye'de görebiliyor ya da öngörebiliyor ki, o tür bir bayrak bir eve asıldığı zaman ya da biri onu elinde salladığı zaman işte filanca partinin hı hı. sempatizanı falancalara husumet güden bir insan olduğu da aşağı yukarı anlaşılıyor. Yani böyle burada pek örnekleri yok gözükmüyor evet, ama yok. Yani hangi bayrak diye de sorulacak galiba bir süre sonra Türkiye'de. Yani Atatürk'lüsünden mi yoksa? Bu çok nötr kalacak bu yani. Çok bu çok nötr kalacak yani. Çok bir tabii şu da var, bu Osmanlı'nın da bayraklarından birisi. Tabii. Yani bu daha kapsayıcı bir bayrak bu. Tabii. Şöyle bir şey var tabii, biz benim adadaki evimin karşısındaki komşumuz, biz oraya taşındıktan itibaren Türk bayrağı asmaya başladı. Evet. Şimdi bu bir mesaj, sen bu bana ait, sen bizden değilsin diyor. Ama bir tane de küçük kalpaklı Mustafa Kemal afişi de koydu. Yani ne tabii, olur ne olmaz, tabii. yanlış anlaşılmasın diye herhalde. Bu dediğin tabii, doğruluyor. Tabii. Diğer resmimize geçelim. Evet. Yani burada
muhtemelen belki Bağdat Caddesi civarı veya işte Ankara falan olabilir. Yani geniş Şişli bir cadde. Şişli galiba yani Şişli. Evet olabilir. Evet olabilir. Caddesi, evet. İnsanların yüzleri vesaire. Yani bana şunu söylüyor. Tabii bir bu önde gözüken baba kız olduğunu tahmin ettiniz. Hı hı. Bu mesela kızını buraya getirmek ve hani hoş bir gün yaşamasını isteyen bir baba yüzü var, hı hı, orada. Hı hı. Fakat ben genelde insanların bir memnun olma ihtiyacı içinde olduklarında, özellikle laik kesimde bunun çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve bu son dönemde Cumhuriyet mitingleri sonrasında ortaya çıkan, hı hı, bu hani yeniden işte bir bayrak sevgisi olayının Cumhuriyet mitinglerinde çok fazla bayrak, evet, sallanmıştı ve mesela o zaman AK Parti anti-milli olarak tanımlanmıştı. Burada bir dışlanmışlık, bir hani biz de burada varız ve de hep birlikte olma halinin getirdiği bir dayanışma işte duygusu. Bütün bunlara belki de bir ihtiyaç var. Yani bu Türkiye'deki ayrışmalar falan biraz da bizim bu cumhuriyeti bakışımızı, bayrağa bakışımızı falan böyle parçalı yaptı sanki. Evet, doğru. Doğru. Şimdi o dediğin var bir anlamda, bir moral bulma hakikaten. Hı hı. Çünkü çok demoralize bir kütle. Yani sürekli seçim kaybeden, sürekli küçülen oransal olarak. İşte bir çıkış, bir nasıl söyleyeyim, bir tür elan vital mesela gibi şey, Bergson'un yani bir hayat hamlesi, hı hı, gibi bir şeyi ihtiyaç haline getiriyorlar. Dolayısıyla bunlar gözüküyor. Ama mesela o bahsettiğin Cumhuriyet mitinglerinde bu çok belirgindi. Yani evet, tamamen moral depolamaya dönük, güven kazanmaya dönük şeylerdi. Ama mesela bu Cumhuriyet Bayramı'nda biraz onun yansımalarını görüyoruz ama ben daha çok gene bir piknik havası. Mesela evet. Bir de mesela başörtülü insanlar da var falan. Tabii, yani tabii. Sonuçta tabii. Şu oldu. Bütün bu işte kutuplaşma, bütün bu ayrışma vesaireye rağmen sonuçta insanlar bu tür günlerde gene çok karışık olarak da bir tarafıyla, yani çok belki belirli kesimler, hani mahalleler, belirli şehirlerin belirli noktaları hariç olduğu andan itibaren yan yana gelebiliyorlar. Gelebiliyorlar. Ve tabii, yani tabii, öyle bir sağlam bir doku da var. Tabii, senin tabii, dediğin bayraklardan da hiç gözükmüyor. Yani senin, evet, dediğin bayraklar artık demek ki bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması için kullanılmıyor artık belki, evet, de. Evet. Ya da onların belirli ayrı bir yürüyüşünün olması olduğunu gerekiyor, varsaymamız gerekiyor. Evet, evet. Bir de tabii yani bu tabloda çok net olarak gözüküyor. İşte başörtüler, başı açıklar filan ama böyle bir gizli tolerans da var aslında bu dünyada. Yani işte düzgün dindara kapımız açık. Hmm. Yeter ki düzgün ve makul bir dindar olsun. Dolayısıyla başını örtse bile bir yerden sonra biz bunu çok fazla problem etmeyiz gibi bir düşünce de var. Ama bundan emin olamıyorlar. Yani problem bu. Yani her başı kapalı olanın düzgün dindar tanımına girip girmeyeceği konusunda endişeleri var. Ama bu konuda çok da ağır kilitler kullanmıyorlar. Aynı şekilde dindarlar da her başı açık olanın düzgün laik olup olmadığını olmadığı konusunda da tabii. Yani belki var, o konudaki endişeler giderilse biraz daha rahat, hı-hı, insanlar bir araya gelebilecekler, evet, bu ülkede. Son bir, üçüncü bir fotoğrafımız var. Evet, bu şimdi Cumhuriyeti biz böyle kurduk. Bu şimdi daha otantik Anadolu'nun bir yerinden farklı bir şeyin öne çıkartılması. Evet. Bu gerçekten dünle ilgili. Evet, nostaljik olan, bir evet, dünle fotoğraf, ilgili fotoğraf. Evet. Diğerleri biz buradayız, bizi dikkate alın şahıs olarak derken burada biz önemli değiliz diyen bir bakış var aslında yani, evet, çünkü başkasını resmediyorlar burada. İşte evet, kaç sene önce olmuş olan bir olay resmediliyor. Tabii çok muhtemelen belediyenin ya da işte valiliğin falan da belki hani düzenlediği bir şey. İşbirliğiyle yaptığı bir şey. Şimdi burada ama ilginç olan, evet, yani işin nostaljik boyutu, kuruluş temelleri. Hı hı. Şimdi bu dünyada tabii bir yoksulluğa övgü, yoksullukla iyiliği özdeşleştirme, yani yoksulluğun aynı zamanda iyidir gibi biraz Yeşilçam senaryolarını da taçlandıran bir düşünce var. Yani yoksulluklar ve yoksulluklar içerisinde başlayan bir süreç. Dolayısıyla onun aktörü, faili soyut bir halk. Hı hı. Köylüler veya soyut bir halk.
Dolayısıyla orta sınıflar, bürokratlar, daha yukarıda olan insanların bir halk tasavvuru, bir halk algısı var. Yani halk yoksul olmalıdır aslında. Hı hı. Çünkü halk eğer zengin olursa kötü olur. Dolayısıyla yoksullukla halkı bir arada gösteren ama yoksullukla da değerlerin ilişkisini kuran bir bakış burada bir şekilde mizansen. Evet. Angede tabii şöyle de bir şey söylenebilir. Daha kritik bir yorumla. O değerleri sana veriyorum, yoksulluğa razı ol. Tabii. Da denemi tabii, o diyor olabilir. Zaten mesele o. Yani bu o yeni orta sınıflardan duyulan şüpheler, kaygılar, korkular hatta husumet. Hı hı. Biraz da bununla ilgili değil mi? Yani insanların birden elinin para tutması ve kendine göre bir hayat kurmasının yerleşik orta sınıflarda yarattığı travmaydı bu. Hı hı. Yani nasıl işte başörtülü cipe biner? Cipe evet. Halbuki sarı saçlarla böyle filan binilir yani. Yani o onları çok rahatsız ediyordu. Dolayısıyla burada da o rahatsızlığı dile getiriyorlar dolaylı bir biçimde. Yani sen aslında buysun halk olarak ve bu kalmalısın. Hı hı. O zaman ben seni severim. Yani demin konuştuğumuz hikaye, yani düzgün bir dindarsan başın kapalı olması o kadar önemli değil ama emin olamıyorum. Halksın ama elin para tuttu, şimdi artık ben senden emin olamam. Evet. Şöyle de bir tarafı var. Şimdi bu cumhuriyeti biz böyle kurduğumuz zaman yani hiçbir şeysiz kurduk. Uh-huh. Sadece terimizle, emeğimizle uh-huh. kurduk. Dolayısıyla hak ettik. Dolayısıyla uh-huh. bize ait gibi uh-huh. bir olay da var. Bu da cumhuriyet rejiminin hemen sonrasında ortaya çıkan uh-huh. bir söylemdi. Uh-huh. Yani sahiplenmesini sağlamak üzere de biraz halkın. Çünkü evet. o dönemde mesela asker kaçaklarının hangi boyutlara vardığını sonra biliyoruz. Evet. Yani, evet. Yani dolayısıyla toplumun sadece kendi dar alanına tehlike geldiğinde tepki verdiğini ve hakikaten Kurtuluş Savaşı denen o dönemde insanları seferber etmenin ne kadar zorlukla olduğunu tabii. tarihsel olarak biliyoruz. Yani tabii. Ama sonradan çıkan bu retorik ve dil tüm toplumu bir tür yörelerden bağımsız, hani sembolik olarak bir tür Anadolu kadını, Anadolu erkeği vesaire olarak resmetti. Anadolu kağnısıyla beraber görüyoruz beraber burada. Yani hem hoşluğu var bunların. Hani ben şimdi bu önümden geçiyor olsa ben de seyrederim. Hani benim de yüzüm gülümser muhtemelen. Evet. Ama üzerinde düşündükçe de gerçekten yüzeyselleşmiş olduğumuzu da hissediyorsun. Doğru. Yani, değil mi? Doğru. Bunlara yani bakışımızda... Cumhuriyet kültürünün savunusuna mesela baktığımız zaman entelektüel düzeyinin çok düştüğünü görüyoruz. Yani Cumhuriyet çok daha bence hatırı sayılır temeller üzerinden, fikri temeller üzerinden çok daha rafine bir biçimde de savunulabilir, yapılandırılabilir, kurgulanabilir. Ama böyle gittikçe daha çok işte böyle yani müsamere düzeyinde, hı hı. işte ilkokul çocukları düzeyinde bir algılamayla birlikte. Yani mesela Cumhuriyet'in ne olduğunu çok fazla bilmiyor Cumhuriyetçiler. Halbuki bir Cumhuriyetçilik kültürü var. Yani bir cumhuriyetçi ideoloji var, bir cumhuriyetçi birikim var. Tarihsel olarak insanlığın bağrından çıkmış. Dolayısıyla bunların savunusu da bence çok doyurucu bir biçimde artık yapılamıyor. Gittikçe daha böyle gösteriye dönük, işte bu vasatlarda şekillenen bir gösteri, bir müsamere içerisinde o algıyı konsolide etmek, pekiştirmek yoluna gidiyorlar. Bu da tabii işin ne kadar... Yani burada şöyle bir ikilem var. Eğer geçmişle uğraşacaksan, yani geçmişi o günü hatırlayacaksan, gerçek geçmişi hatırlaman evet, lazım. Şimdi evet. gerçek geçmişi hatırlamak istemiyorsan, o zaman bu tür muhayyel bir geçmiş ve de o kendini tekrarlayan bir klişe olarak klişe ortaya olarak çıkıyor diyor. Ve o klişe bir süre sonra bezdiriyor Doğru. insanları ve o zaman Cumhuriyet bugün ve yarınla ilgili ideolojik bir tercihin parçası olmaya doğru gidiyor. O zaman da işte Kalpaklı Mustafa Kemal meselesi oraya oturuyor o noktadan sonra. Doğru. Evet. Evet, bir ara veriyoruz. Aradan sonra sosyal alana döneceğiz. Siyaset alanından.
Evet, Paspartu'nun ikinci bölümündeyiz. İkinci bölümü sosyal bir tema, söylediğim gibi. Geçen hafta süslü arabalardan gitmiştik. Bu sefer gene o alanın diyelim bir tür süsle bağlantılı tarafları var bu konuşacağımız şeylerin ama şimdi biraz daha aile yapısının içine doğru giriyoruz. Evet, ilk fotoğrafımızı görelim. Evet, bir spor salonundayız. Bir basketbol maçı bu ve de o görüyorsunuz herhalde Meltem benimle evlenir misin diyor. Meltem'le Kadir mi? Cafer mi? Cafer, o tam okunmayan evet. Bir kelime var orada ama önemli değil. Ve de orada duran iki çift belki de onlar. Öyle olduğu anlaşılıyor. Artta insanlar alkışlıyor vesaire. Bu tabii biraz bu televizyon programlarında hani bu evlenme programları var. Onların olmasından sonra bu tabii çok masum da kalan tabii. Bir şey belki onların yanında. Ama alenileştirme meselesi. Kendi arayışını ya da... Yani şöyle düşünüyorum ben. Bizim sosyal bilimciler bir ayrımı çok benimsediler yakın zamanlardan başlayarak. İşte özel alan ve kamusal alan. Şimdi ben bunlardan bir süre sonra şüphe duyuyorum. Yani ne kadar özeldir, ne kadar kamusaldır ama mesela bize özgü daha karşılığı olan terimlerle düşünmenin daha anlamlı olduğunu zannediyorum. Mahremiyet ve aleniyet. Hı hı. Şimdi bunları böyle kesin analitik sınırlara kavuşturabilir miyiz? Yani ne kadar bir şey mahremdir, nerede biter ve aleni olan nerede başlar? Şimdi bunların böyle cetvelle ayrılmadığını, birbiri içinden geçişlere açık bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Mesela eski bir Türk evinde de bunu görebilirsin. Ev mahrem ama evin içinde aleni şeylere, ilişkilere açık bir yer var. Dolayısıyla yani her oda, salon farklı farklı değerlendirilmeli. Aleniyetin içinden mahremiyet geliyor. Mahremiyetin içinden aleniyet avlu geliyor. Mesela, evet, bunun gibi yani bakarsan. Mesela işte selamlık deniliyor filan. Yani. Dolayısıyla bu dengelerdeki geçişlere iyi bakmak ve yoğunlaşmalara dikkat etmek gerekiyor bence. Şimdi burada mesela evlilik nasıl bir şeydir? Yani çünkü evlilik sonuçta mahremiyet dünyasıdır. Ama onun olabilmesi için aleni olması lazım önce. Bütün evliliğin koşulları aleniyet üzerine. Evet. En az iki sosyal tane dünyaya bir tebliğ. Tebliğ. Değil mi? Yani en az iki şahidiniz olacak işte. Fakat kültürel olarak baktığımızda eski mesela düğün fotoğraflarına veya nikah fotoğraflarına insanların yüzünde hep ben şöyle bir anlam buluyorum. Yani bir an evvel işin aleni kısmını halledelim ve mahremiyetimize kapanalım gibi bir bakış var. Hafif utangaç, hafif böyle işte çekingen falan böyle bir bakış vardır. Dolayısıyla işin bu kısmı genellikle geçiştiriliyordu. Yani olması gerektiği kadar yapılıp onun üzerinden mahremiyet dünyası işlemeye başlıyordu. Şimdi tersine döndü. Onu görüyoruz. Yani mahremiyet gittikçe büzüşüyor ve her şey çok aleni ve dışa dönük, daha dış bükey bir yapı kazanıyor. Bu şimdi aslında Facebook şeyi, evet, dünyası. Yani. Sen kendi hayatını, yani Facebook'a koman gerekiyor. Kendi hayatını bir Facebook gibi yaşamalısın. Hani yaşıyorsun ve sunuyorsun. Ve teşhir etmelisin evet. Yani her şeyini, ayrıntılarını, işte buraya gittim, işte gazoz içtim falan. Twitter'da bu iyice tabii ritim kazanıyor, öyle diyelim. Şimdi dolayısıyla mesela evlilik teklifi herhalde erkeklerin en çok zorlandığı şeydi gelenek içinde. Hatta ettirmezlerdi bile, aracılar girer, o işi bitirirler. Ondan sonra bu işler yürüdü. Biraz modernleştik. Daha yüz yüze teklifler ama herhalde çok kapalı, dar ortamlarda, özel ortamlarda yapılan tekliflerle falan bu iş o noktalara geliyordu. Ama şimdi görüyoruz ki insanlar bu teklifi herkesin gözü önünde ve mümkün olan en büyük katılımla yapmak istiyorlar. Peki bu şunu söylüyor mu acaba? Bu kişi Meltem'i hakikaten çok seviyor. Ona anlıyor muyuz bunu? Karini teşkil etmiyor. Yani bir yerden fakat sonra sanki ters... öyle bir şey de söylemiş oluyor. Yani evet. Yani bir erkek en azından böyle bir şey yaptığı zaman ben senin için neler yaptım
Tabii, yani onu ispatlamış oluyor. Evet, bunu ayarladım, esasında düşündüm. Galiba şunu da yapmış oluyor. Yani insanlar hayatlarında hep bir destanın parçası olmak isterler. Yani bir hikayenin başrolü. Mesela insanlar hayatlarında ne kadar başrol oynar? Yani. Ama bu ortam onlara bir başrol oynama, bir prenses gibi kendini hissetme, bir prens gibi kendini hissetme bunları sağlıyor. Dolayısıyla belki bir daha bu insanlar hiçbir zaman bu kadar başrol oynayamayacaklar. Ama burada başrol onların. Ve bu yani kendi filmini bir anlamda, hayatının filmini çeken, bir yönetmen var arka planda. Bu damat aynı zamanda, aynı zamanda da oynuyor. Evet. Birçok böyle özgün film zaten öyledir. Hem çeker hem de oynar kendisi. Yani bu gerçekten öyle. Dediğin gibi senaryo yazılıyor. Evet. Onun içerisinde yazan tabii ki damattır. Oynuyor ama işte bir süre sonra belki o ana kadar farkında değil ama o oyunun içerisinde kendini bir prenses olarak da biri buluyor. Bulacak tabii. Bulacak. Bir de tabii bunlar kalacak. Şimdi bu fotoğraf, filmi de çekiliyor muhtemelen bunların ve onlar kalıyor. Tabii bu şeye dönersek, ne kadar aleni olursa o kadar daha fazla duygu yüklü imiş gibi de bir olay var. O bir yani duygu sanki patlaması ama ben ondan çok emin değilim. Yok, gerçeğe tekabül ediyor mu bilmiyoruz ama... Evet. Bu tür bir varsayımla sanki bunlar yapılıyor. Yapılıyor. Yani o yoğunluğu, duygu yoğunluğunu vermek. Diğer fotoğrafımıza geçelim bu arada. Bu diziden böyle 3 tane fotoğrafımız var. Bu evlenme teklifleri. Evet, bir köprü, eski bir köprü. Evet. Belli ki gezintiye çıkmışlar. Genç çift ve ama damadın arkadaşları birdenbire karşılarına çıkıyor. Ve... Bu soruyor. Anı evet, tespit ediyorlar. Şimdi tabii burada da bence çok hakikaten diğerlerine göre, yani benim tanık olduğum diğerlerine göre hayli masum kalıyor. Yani bunda işte belli ki arkadaşları veya akrabaları bu işi yapıyorlar. Ama burada da aynı şey var. Yani bunu bir aleni dünya içerisinde kendisini de bir anlamda çekiyor ama yani kendisi bunu söylemiyor. Benimle evlenir misin demiyor. Herkese söyletiyor bunu. Hı hı. Dolayısıyla burada da o şeyin bir yansımasını görüyoruz. Şu daha belki burada var. Şaşırtmak, beklenmedik bir anda bunu çıkarmak. Yani çünkü bu evlenme teklifi yalnızken olur ve herhalde kadın bunu hisseder. Yani geliyor. Hani karşındaki böyle bir şey söyleyeceğini en azından birkaç dakika öncesinden falan bilirsin. Sen zaten hani kadın olarak da muhtemelen bunu düşünmektesindir falan. Yani bu zaten öyle birdenbire hiç ummadığın birinden olacak bir şey değil. Ama sokağın ortasında yolda yürürken olmayı beklemiyorsun. Evet. Ki bu da bir bugünün dünyasında sürprizsiz olduğu zaman çok kıymetli olmadığını mı acaba ima ediyor? Şimdi bu bütün bu... Yani televizyon dizilerinde vesaire, hani her belirli, çünkü orada profesyonel olarak baktığımız zaman her belirli saniyede bir gülünecek bir şey olması lazım ve her dizi kendi içinde sürprizler taşıması lazım. Mesela bu bir sürü dizi var. Sitcom dünyası. Evet. Sitcom bir de normal bizim yani tabii, televizyonda olan o dizilerde de böyle bir şey var. Tabii. Yani o yüzden bu sürpriz hikayesi kendi başına bir değer. Şimdi tabii yani bu yeni kültürde insanların yaşadıklarının farkına varması bu tip olayların yoğunluğunu, sayısını hayatlarında arttırmasına bağlı. Yani işte daha evvel de konuşmuştuk, bu happening dediğimiz şey, yani yakıcı bir olay içinde. Yani her şey yakıcı olmak zorunda değil, her şey yakıcı bir olay haline gelmek zorunda da değil ama bunları insanlar hayatlarında daha fazla arttırmak istiyorlar. Çünkü ancak o zaman belki biraz yaşadığının farkına varıyor, duygu yoğunluğunu bir dar zaman içerisinde, anlık da olsa sağlamış oluyor. Yani hayat hakikaten fasılasız anlar artık. Yani fasılalar yok. Daha çok anların kendi gerçekliği var. Dolayısıyla bir anı kristalize ediyor evlenmeyle ilgili olarak. Onu da mümkün olduğu kadar en fazla yoğuşumluğu yoğaltarak yaşamak istiyor. İstiyor. Diğer fotoğrafımıza geçelim. Bu konudaki... Evet. Bu herhalde biraz daha...
endüstri kokan bir endüstri şey. Endüstri kokan evet, bir şey, yani. Evet. Ve de bunun da bir evlenme teklifi olduğunu biliyoruz ama işte bir anda bu şeyler, masal ışıklar dünyası, falan evet. filan çıkıyor ve bir kemancı. Yerde de kırmızı bir halı. Halı tabii var. Bu, tabii. Hani normal zemine basarken olmuyor. Olmuyor. Bir tür taht ya da bir tür hani korunmuş alan, temiz kalmış olan bir şeyin üzerinde. Şeyin üzerinden yapıyor. Deminki fotoğrafa göre tabii deminki fotoğraf hayli masum kalıyor bunun Hı-hı. yanında. Bu hakikaten organize bir iş. Hı-hı. Yani o kemancı tutulmuş, belli ki o halı oraya konmuş. İşte o ışıklandırma, ona ne diyorlar bilmiyorum ama maytap gibi bir şey herhalde. Ayarlanmış. Çevrede birileri var, pek gözükmüyor ama dediğin doğru, o halının üzerinde özel bir kareye sığdırılmış çok özel bir şey yapılıyor. Artık buradaki senaryolar da çok ilginç yani. Bu işler çünkü endüstri işi olunca tahmin ediyorum bunun endüstrisini işleten insanlar da sürekli düşünüyorlar. Tabii. Bulmuş peşinde koşuyorlar. Belki de gidiyorsun kimlerine, oraya adam önüne bir tane şey açıyor, defter evet. açıyor. Bunu mu istersiniz, şunu mu istersiniz? Hepsinin değişik öyledir. Fiyatları var. Tabii. Nasıl evlenme teklifi edeceğine Tabii. göre. Yani. Kullanılan malzeme oranında herhalde fiyatlarda artıyor ama bu bize şimdi senin sorduğun soruyu düşündürtüyor. Yani hakikaten evet anlık olarak bir masalsı tablo var. Onun içinde bir prens, prenses, figüranlar filan ama gerçekten bunun arkasında nasıl bir duygu yoğunluğu var? Bu ne kadar da sürdürülebilir bir duygu yoğunluğu olacak? Ben bir de bunun hemen öncesinin bir tür yani sakilliği demek istemiyorum ama bir garabet var orada. Şimdi ortada hiçbir şey yok yani şu koca yer ortada bir kırmızı halı herhalde duruyor. Ve siz müstakbel eşinizi ya da işte evlenme teklif edeceğin insanı oraya doğru sebepsiz yürütüyorsun. Çünkü kadıncağız bundan niye olduğunu bilmiyor. Evet. Kocaman bir alan. Belki o kemancı kenarda duruyor, gizlenmiş falan. Ve şöyle yürüyelim mi diyorsun. Niye diyor herhalde kadın. Gel sen falan diyor. Yani bir böyle bir sahte bir şey biraz var öncesinde. Şimdi bu, şey var, bu evet. an kendiliği sanki böyle bir film karesi olarak düşündüğümüz zaman anlamlı. Yani bir işe yarıyor. Ama filmlerde de atlanmış olan bir sürü sahne var aslında. Tabii. Yani yavan olanlar atlanıyor. Seyirciye sadece hani kritik anlar gösterilerek bir sahte görüntü veriliyor. Evet. O yüzden de zaten bazı yani yönetmenler biliyorsun işte normal zamanı takip eden filmlere doğru geldiler. İşte Angelopoulos falan filan gibi insanlar. Yani bazen böyle yürüyorsun ve hakikaten sıkıcı bir şekilde yürümeye devam ediyorsun yani. Bir süre ancak sonra bir şey olacak yani. Evet. Onu verebilmek için o hissi. Avrupa sineması biraz da bu. Biraz yani. Öyle kayıyor şimdi. Evet. Şimdi ama burada yani bu kadar esas olarak gerçekliğin dışında bir noktaya varmak istiyorsan onun öncesinde de normal o gerçeklik anında baktığında herhalde epeyce yapay bir yol var önünde yani. Onu nasıl geçeceksin diye bir mesele var. Merakı diğer hakikaten. Bir de tabii şöyle bir şey var yani burada hakikaten destan ile destanın gerçekliği ile hayatın gerçekleri arasında bir siyah beyaz ayrım ortaya çıkıyor. Yani şu an hakikaten destansı, masalsı bir an. Oysa onun öncesi o kadar dediğin gibi masalsı değil. Sonrası da böyle masalsı olmayacak. Yani mesela ya ama bir... öyle kötü şeyler söyleme. Evlenecek insanlara. Hayır ama yani sonuçta elbette evlenenlere moral bozucu şeyler söylemek istemiyoruz ama hayatın gerçekleri var. Dolayısıyla onlarca kuşatılmış olacak o kurum. Onun içinde bu masal sürdürülebilecek mi? Yani mesela böyle bir şey de ne diyelim ona dramatik değil belki ama trajik bir şey de katıyor bu hikayeyi. Dolayısıyla evet yani. Evet. Hemen öbür fotoğrafa geçelim çünkü sen giderek karamsarlaşmaya başladın bu fotoğraftan giderek. Son fotoğrafımız bu konuda. Evet bu daha ooo. Evet bu daha sana uygun bir fotoğraf evet, Süleyman bence. Evet yani bu benimle evlenir misin köprüde yani. Köprü çok kamusal bir şey tabii yani. Onu bu kadar özelleştirme çok büyük bir evet. Şey. Bu nasıl oluyor onu da merak ediyorum. Bu hakikaten endüstrinin de ötesinde bir şey. Burada belediyeden izin almak herhalde gerekiyor, gerekiyor falan. Yani tabii,
Tabii. Bayağı bu maliyeti yüksek bir şey olsa gerekir evet. yani. Köprünün üstünde film çekmek de bir maliyettir. Şu yazıyı evet. herhalde yazdırmak da bir maliyettir. Bir de tekne tutulmuş evet, yani. Tekne tutulmuş ve tam altından geçerken o ışık yanıyor. Yani şöyle düşünebilir miyiz? Böyle bir şey yapsam ben kimse beni reddedemez. Şimdi yani onu bu kadar düşünmeye böyle, başladım ben de. Bu kadar zahmete girmişim. Yani eskiden herhalde evlilik tekliflerinde risk alıyordu damat yani adayı. Çünkü işte benimle evlenir misin? Cevabı evet. ne olacağı meçhul. Yani bir düşüneyim olabilir. Berbat bir süreç başlar. Veya işte ben öyle bakmıyorum. Teşekkür ederim. Başka birinde gönlüm var falan. Bu ağır bir yenilgi çok. Tabii. Şimdi bu risk sıfır buralarda. Yani risk sıfır ama şöyle bir şey var. Sırf böyle yaptığım için evet dediyse eğer, mecbur kalıp ayıp olmasın diye, o zaman ne olacak peki? Güvenemeyeceğim bu sefer de o kadar. Evet, o zaman da öyle bir şey çıkıyor. Öyle bir başka yani en iyisi eski usul teklif etmek galiba. Evet, yani bütün o riskleri alıp sonuca katlanmak herhalde. Burada tabii bence oluşmuş bir şeyin, artık herhalde emin olduğu bir şeyin, evet, tabii böyle ki. Bir şeye dönüştü, mizansene yani, evet, dayalı bir olarak. Bir tür spektaküler bir şekilde başlaması olayı yani. Dolayısıyla şuradan da geliyor. Şimdi artık evlilik bu teklifle belki başlıyor. Çünkü bu kadar seremoniyel bir noktaya gidiyorsa bazı çiftlerde olay, bu evlilik töreni gibi bir şey bu bir tarafıyla. Tabii, yani. Çünkü tabii. hazırlanıyor. Tabii. Falan filan işte bir tür sürpriz etkisi var sadece. Yani evlilik töreninde olmayan şey burada o sürpriz. Evet, evet. Ve erkeğin kıza, kadına sunduğu bir sürpriz. Belki bu da erkeklikle de bağlantılı mı diye de düşündürtüyor beni. Yani acaba bugünün kadınları erkeklerden sürprizler mi bekliyorlar? Yani sürprizi becerebilen adam mıdır doğru. bu? Dolayısıyla hani hayatı yaratan da birisi yani bir şekilde önüne. Tabii yani aslında bir, çok doğru bir vaatte de bulunmuş oluyor erkek. Yani ben seni hayatım boyunca hep böyle şaşırtacağım. Yani bu tabii kaprisyon bir kültür. Umarız olumsuz şekilde şaşırtmaz diyeceksin tabii, tabii. Sen şimdi. Tabii yani mutlaka onu merkeze alarak evet. ve prensesli işte yani onun Hı-hı. prenses olduğunu ona sürekli hissettireceğim vaadi var bunun içerisinde. Ama bu ne kadar sürdürülebilir bir şeydir? Sen beni karamsar buluyorsun bu konuda ama ben bunu çok da böyle sürdürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla biraz şey var ortada yani... Bir vaat var ama biraz sonrası düşünülmeden yapılmış bir vaat biraz var. Onu da gerçekçi insanlar biliyorlardır. Şimdi ona rağmen yani sürdürülebilir olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ama böyle başlasın ne mahsuru var ki de diyebilirler. Ama işte o zaman beklenti doğuyor galiba yani. Eğer olmayınca da bu sefer niye beni şımartmıyorsun? Niye benim kendimi prenses olarak hissetmemi sağlamıyorsun? Aslında sonrasında da hep bu tip şeyler var. Yani bu aslında yavan ortamda. Sen daha iyi bilirsin, Amerikan orta sınıf dünyası yani bu. Böyle işte belli günler var, tanışma günü, ilk yemeğe çıkılan gün, bir sürü böyle günler. Takvime de bağlanmış, orada hediye bekliyor, sürpriz bekliyor. Böylelikle monotonlaşmaya çok aday bir kurumun içerisinde bir canlılık yaratma şeyi ama orada da var. Şöyle bir problem oluyor, dediğin çok doğru. Sürpriz beklemenin kendisi monotonlaşıyor. Çünkü her Tabii. seferinde sürpriz bekliyor. Her seferinde hediye bekliyor. Ve o zaman zaten hediyenin geleceğini biliyor. Çünkü artık Tabii. o gün hediye gelir yani. Tabii. O zaman da hediye vermemek sürpriz haline geliyor ama Tabii. o artık hoş bir sürpriz de değil. Değil. Bir süre sonra insanlar o hediyeyi vermekle mükellef hissediyorlar kendilerini. Onu ve onu da bir külfet olarak yaşıyorlar yani. Hele unutan insan. Büyük bir kabusu yaşıyor falan. Evet. Eyvah yani şimdi. Halbuki unutabilir insan bu günlük hayatta olmayacak şeyler değil. Ama işte böyle bir devamlı bir hayatı kışkırtmak ve kaprisyöz şeylere oturtma gibi de bir şey var yani burada. İşte o orta sınıf düşüncesini, o yavan orta sınıfı kastediyorum tabii. Çok önemsediği ama kendine de büyük zorluklar doğuracak bir hayat tarzı herhalde. Evet, yani senin yapmayacağın bir şey. Ben herhalde istesem de yapamam. Bilmiyorum sen de pek yapabilir gözükmüyorsun. Ama şirketler var yani şu anda sen bir şey yapman gerekmiyor. Evet ama ben orada bile kötü oynayacağımdır. Şu da çok ilginç olabilir. Şöyle bir şirket şunu da önerebilir.
bir sürpriz hazırlayacağız ve sen de bilmiyorsun o sürprizi. Yani damat da bilmiyor, gelin de bilmiyor ve birdenbire olacak. Bu nasıl? O biraz daha herhalde hoş bir şey olur ama... Yani senin de neyse medeni dünyaya getirdin. Getirebildin evet beni. Onu evet. Bir derece düşünebilirim. Kabul edip etmeyeceğimden emin değilim ama... evet. Peki bu akşam da burada bitiriyoruz. Gelecek hafta gene çarşamba 8'de TVNET'te karşınızda olacağız. Paspartu'da Süleyman Seyfi ile beraber.